Başkanlık sistemini kim istiyor? Başkanlık sistemini iki kişi istiyor arkadaşlar. Israrla. Biri içeride, biri dışarıda. Dışarıda olanı biliyorsunuz. Sayın Erdoğan ısrarla başkanlık sistemi olsun diyor. Bütün yetkiler bende olsun diyor. Ben Türkiye'yi yöneteyim diyor. İstediğim gibi yönetirim diyor. Bir tanesi de içeride. O da Abdullah Öcalan. Sayın Erdoğan'ın 1993'te yaptığı bir açıklamayı okumak isterim. Şöyle der. Başkanlık sisteminin ortaya çıkışı bir özentinin sonucu ya da Amerikan emperyalizminin bize bir tavsiyesi. Kürtler için Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şeyler yapılabilir. 1993'te Sayın Erdoğan'ın söylediğidir. Geliyorum içerideki adam. Öcalan. Ne ev hapsi ne de af. Bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür olacağız. Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. AKP ile bu temelde başkanlık ittifakına girebiliriz. 23 Şubat 2013'te söylediğim. Bunlar kitap haline getirildi arkadaşlar. İmralı notları diye kitap haline getirildi. Devletin de arşivindedir bunlar. Öcalan, başbakana deyin ki başkanlık modelini de hızla tartışabiliriz. 11 Ocak 2014. Eski yaşam alışkanlıklarını bırakmak gerek. Çünkü rejim değişikliği olacak. Tanzimat, meşrutiyet, cumhuriyet ve çok partili hayata geçişten daha önemli diyor bunlar. 23 Şubat 2013'te. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te söylediği. Çözüm süreci kaldırılmıştır demedim. Buzdolabına konmuştur dedim. İşler yoluna girerse yeniden gündeme gelir. Şimdi ben sağduyuyla düşünen, hangi partiden olursa olsun, eğer bu ülkenin bekasını düşünüyorsak, bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak, bu ülkenin birliğini ve dirliğini düşünüyorsak, maceralardan uzak durmak zorundayız. Cumhuriyetin kuruluşu, demokrasiyle taşlandırıldığı zaman bir anlam ifade eder. Bize dünyada saygınlık kazandıracak olan da budur. Biz dikta yönetimlerine karşıyız. Bakın, yine Erdoğan'ın Gaziantep'te yaptığı bir konuşma vardı. Terör olayları tartışılırken verin 400 milletvekili bu iş bitsin. Ne demektir? Verin 400 milletvekili ben bu işi bitireyim. İstediğimi yapayım. İstediğim anayasa değişikliğini yapayım. Hep bana engel oluyor. Ben bütün bu işleri halledeceğim diyor. Eyaletler sistemini getireceğim diyor. Hepimiz bunun arkasındaki olayı bilmeliyiz. Eminim. Türkiye'nin bekasını, Türkiye'nin geleceğini, birliğini ve bütünlüğünü. Ben nasıl düşünüyorsam, sokaktaki esnaf nasıl düşünüyorsa, ayakkabı boyacısı nasıl düşünüyorsa, eminim Sayın Bahçeli de aynı duyarlılıkla düşünmek zorundadır. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, bekasını hepimiz savunmak zorundayız. Bu ülke altın tepsi içinde bize sunulan bir ülke değil. Bir kişinin arzusu, bir kişinin beklentisi üzerine bir ülkenin rejimi değişemez. Bunu yapanlar bu ülkeye ihanet içindedirler. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ben geleceğim, istediğim gibi yöneteceğim. Ne demek? Oya bakarım. Her şey oyla olmaz. Her şey oyla olmaz. Öyle oyun var, istediğimi yaparım, ülkeyi parçalarım. Yok, buna da kimsenin gücü yetmez. Niye yetmez? Bir tek CHP'li varsa parlamentoda kimsenin buna gücü yetmez arkadaşlar. Bu kadar açık, bu kadar net.